Hello, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle birlikte B1 Advanced Plan'ın konularını göz atacağız. Bakalım neler yapıyormuşuz, nasıl yapıyormuşuz, biz ortak plan nasıl kuruyormuşuz konuşma kısmında görüyoruz bunu da TELK'te. Bunlarla ilgili size bir sunum hazırladım. Şöyle, bu sunumu sizlere yansıtacağım. Örneğimiz de var aynı zamanda. Hem kullandığımız kalıpları göreceğiz, hem de tabii konu olarak da ayrılıyor. Hem de örneğimize göz atacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi şöyle bir ilk baş kalıplarla başlayalım arkadaşlar. Ausflugmachen'ın üzerine olan kalıpları göstereceğim. Peki ne demektir Ausflugmachen? Gezi yapmak, geziye çıkmak, gezinti yapmak anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Ausflugmachen konusunda ya da işte bu konuda gezi yapmak konusunda bizim kullandığımız kalıplar nelermiş? Hast du Zeit für nächstes Wochenende? Hafta sonu için vaktin var mı? Şeklinde bir kalıp kullanabiliriz. Möchtest du einen Ausflug machen? Möchten arkadaşlar istemek demektir. Ausflug ise gezinti anlamına gelmektedir. Hem A2 için hem de B1 için aslında önemli bir kelimedir. Çünkü B1'de zaten direkt konuşma sınavında B1 Etvas planında özellikle TELK'te arkadaşlar karşımıza çıkabiliyor. Ausflug machen. Machen da yapmak demek. Bir gezi yapmak ister misin? Ich möchte einen Ausflug machen derken de bir gezi yapmak istiyorum şeklinde bir cümlemiz var burada da. Aşağıda warum hast du gefragt? Warum hast du gefragt? Aslında bunu hemen hemen her konuda kullanabilirsiniz. Neden sordun şeklinde bir cümlemizdir arkadaşlar. Bu da kalıp cümlemizdir. Warum neden anlamına gelir. Hast du eine Idee? Bir fikrin var mı şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Ya da hast du andere Idee? Andere farklı, başka anlamına gelmektedir. Başka fikrin var mı şeklinde kalıp cümleler kullanabiliriz. Hast du eine Idee? Und hast du andere Idee? Bu iki kalıbımız da arkadaşlar tabii ki de diğer konularımızda da uyarlama şansımız vardır. Şimdi burada bir de örneğimiz var arkadaşlar bizim. Ausflugmachen ile ilgili bir örnek hazırladım sizlere. Die Situation durum demektir. Şimdi bize sınavda bu şekilde bir tane kağıt verecekler önümüze. Orada durum yazıyor arkadaşlar. Neler yapmamız istendiği yazıyor. Bize verilen görevler var. Yani konuşmada neler konuşmamız gerektiğini yazıyor kağıtta arkadaşlar. Burada situation dediğimiz şey durum. Durum neymiş? Am Wochenende ist schönes Wetter. Schön güzel demektir. Wetter hava. Hafta sonu güzel, hava güzel olacak şeklinde. Hafta sonu hava güzel şeklinde bir cümlemiz var burada. Sie möchten einen Ausflug machen derken de siz bir gezi yapmak istiyorsunuz diyor. Möchten ne demekti? İstemek demekti. Ausflug gezi, machen yapmak demekti. Görevleri ise arkadaşlar planınızı zusammen einen Ausflug birlikte bir beraber gezi planlayın diyor şimdi. Ama biz geziyi planlarken bizim konuşmamızı istediği şeyler aşağıda veriliyor bu şekilde sıralı bir şekilde. Peki bunlar nedir? When, ne zaman sorusudur arkadaşlar when. Yani ne zaman yapacağız biz bunu? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Wohin, nereye demektir. Nereye gideceğimizden bahsetmemiz gerekiyor konuşurken. Was machen, ne yapacağız? Gittiğimiz yerde ya da giderken neler yapacağız? Bunları konuşmamız gerekiyor. Was mitbringen. Mitbringen, beraberinde alıp götürmek, yanında götürmek anlamına gelmektedir arkadaşlar. Was mitbringen? Neyi alıp götüreceğiz? Bunu bahsetmemiz gerekiyor. Treffpunkt, buluşma noktasından bahsedeceğiz. Yani buluşacağımız zamandan da bahsedebiliriz, noktadan da bahsedebiliriz. Burada uzatmak için zamanı da dile getirebiliriz. Und wer kommt mit? Ve kim bizimle geliyor şeklinde bir cümlemiz var. Şimdi burada örneğimize bir bakalım. Thomas demiş ki, Hallo Anna. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Yani diyor ki merhaba, Anna, nasılsın? Girişe bu şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Merhaba, nasılsın? Şeklinde başlayabiliriz karşımızdaki kişiye. Bu zaten çok bariz, nettir. Anna, hallo Thomas. Mir geht es gut und dir? Ben iyiyim ya sen şeklinde bir cümle kullanmış Anna da burada. Thomas karşılık olarak sehr gut, danke, teşekkürler, çok iyiyim diyor.
Am Wochenende soll das Wetter so schön werden. Hafta sonu hava güzel olabilir. Hava güzel olacak şeklinde bir cümlemiz var burada arkadaşlar. Hatta çok güzel olacak mı? Zor schön demiş. Zor çok anlamını katıyor burada. Hast du Lust einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? Burada da hast du Lust, möchtest du demek yerine hast du Lust'u kullandık arkadaşlar. Hast du Lust, ister misin? Kalıbıdır yine aynı şekilde. Möchten aynı anlama gelmektedir aslında. Hast du einen Ausflug mit dem Fahrrad? Yani bisikletle. İster misin sen bisikletle bir gezi yapmayı? Birebir çevirisi bu. Ama bunu ben düzgün bir şekilde Türkçe çevirmek istersen sen bisikletle bir gezi yapmak ister misin şeklinde bir cümle çıkıyor arkadaşlar. Hast du Lust istemek. Sen istiyor musun? Lust haben istemek. Hevesi olmak bu anlamlara gelmektedir. Burada möchtest du demek yerine hast du Lust'u kullanmış arkadaşlar. Anladı diyor ki devamında aynı Fahrrad Ausflug gerne demiş. Yani bir bisiklet gezisi harika olur anlamına getiriyor burada gerne derken de bize. Daha sonra bir sorusu var anladın. Wohin wollen wir fahren diyor. Hast du eine Idee? Bir yere nereye gideceğiz? Wohin ne demekti? Nereye? Bunu konuşmamız gerekiyordu. Direkt Anna giriyor arkadaşına soruyor. Diyor ki biz nereye gitmek istiyoruz? Ne yapacağız? Şeklinde bir soru var. Nereye gideceğiz? Hast du eine Idee? Yani bir fikrin var mı? Kalıbı kullandı burada. Direkt konuşabildiğini gösteriyor aslında burada kalıplar arkadaşlar sizin. Daha sonra da ardından Thomas da diyor ki wir könnten nach Kremsmünster fahren diyor. Yani Kremsmünster'e gidebiliriz diyor arkadaşlar burada. Kremsmünster bir yer ismidir. Anna da diyor ki das ist ganz weit. Ama bu oldukça uzak. Bu çok uzak anlamına getiriyor. Weit uzak demektir. Ganz oldukça anlamına gelir. Ama bu oldukça uzak demiş bize Anna da. Yani karşı çıkıyor bu sefer de. Yani birazcık olayı uzatmak için. Bakalım konuşma yürüyor mu yürümüyor mu bunları görmemiz de gerekiyor sınavlarda arkadaşlar. O yüzden bazen de ters bir düşünce verebiliriz karşımızdaki kişiye. Her zaman ya olur falan dememeliyiz aslında bir yerde. Burada da ters bir düşüncesini söylüyor. Ona karşı bir düşüncesini dile getiriyor anlamda. Konuşabilmeleri adına konuşma birazcık bir tık daha uzasın diye. Thomas da diyor ki ya du hast recht demiş burada arkadaşlar. Burada bir klavye hatamız var. Entschuldigung. Ja, du hast recht. Evet, sen haklısın. Lass uns zum Altersee fahren diyor. O halde yani hadi diyor biz diyor Altersee'ye gidelim diyor. Eski göle gidelim diyor. Altersee yine bir yer ismidir arkadaşlar. Sie göl anlamına gelir tek başına da. Lass uns hadi anlamına geliyor. Anna da diyor ki das ist auch eine gute Idee. Bu da iyi bir fikir diyor. Bu da iyi bir fikir. Ayrıca bu da iyi bir fikir. Buradaki auch dahili olan de da anlamına gelmektedir. Da sind wir in der Natur und es ist schön demiş. Da sind wir in der Natur und es ist schön. Yani biz doğada oluruz. Ve bu harika, bu çok güzel anlamına getiriyor. Es ist schön derken. Buradaki es'ten kastettiği şey ise doğa içerisinde olacak olmaları, doğaya gidecek olmaları. Thomas, und wenn das Wetter schön ist, diyor. Eğer hava güzel olursa, burada arkadaşlar wenn bağlacını kullanmış. Burada araya gireceğim ben tekrardan. Konuşma sınavlarında bağlaç kullanımı çok çok önemlidir. Bağlaç kullanımına dikkat. Özellikle B1, A2, B2 sınavlarında bağlaç kullanımına dikkat edelim. Burada da mesela wenn bağlacını kullanmış. Eğer anlamına geliyor. Und wenn das Wetter schön ist, eğer hava güzel olursa, dann kann man da auch grillen oder etwas spielen diyor. Eğer hava güzel olursa orada da piknik de yapılabilir, bir şeyler de oynanabilir diyor. Spielen, oynamak, etwas bir şey anlamına geliyor. Grillen de piknik yapmak demek. Yani artık was machen'a geçtik, ne yapacağımız konusuna geçtik burada da arkadaşlar.
Anna diyor ki ja, soll ich meinen Fußball mitnehmen. Mitnehmen arkadaşlar mitbringen'la eş anlama gelir. Yanında bir şey alıp götürmek anlamına geliyor. Mitnehmen de aynı şekilde. Burada mitbringen demek yerine mitnehmen'ı kullanmış. Aynı anlama geldiği için. O da diyor ki evet, ben futbol topunu da yine aynı şekilde yanımda alıp getirebilir miyim? Getireyim mi? Daha doğrusu buna ihtiyaç var mı şeklinde bir cümle kullanıyor. Thomas'a soruyor Anna bunu. Thomas da ya bitti evet lütfen diyor. Dann können wir dort etwas spielen diyor. Biz orada bir şeyler oynayabiliriz böylelikle diyor. Anna und ich kann etwas zu essen mitbringen demiş. Und ich kann etwas zu essen mitbringen diyor. Yani diyor ki ben bir şeyler yemeği de yanımıza getirebilirim şeklinde bir şey var. Şimdi mesela Mitbringen'dan devam ediyor hala Anna burada. Yani yanımıza bir şeyler yemeği de getirebilirim diyor. Hani sadece topla kalmadı iş. Bu sefer yemeğe döndük şimdi de. Neden? Çünkü olabildiğince bizim burada olayı uzatmamız da gerekiyor arkadaşlar. Konuşabildiğimizi gösterebilmemiz adına. Yemek için bir şeyler de getirebilirim diyor burada. Burada Thomas da diyor ki wollen wir grillen? O da wollen wir ein Picknick machen diyor. Biz bir grillen, mangal yapmak ya da barbekü yapmak da diyebiliriz. Mangal yapmak ister miyiz? Ya da, o da ya da demektir. Yine bir bağlaçtır. A bir bağlacıdır. Ya da biz bir piknik yapmak ister miyiz diyor. Şimdi hala ve hala ne yapacağımızdan, yanımıza ne getireceğimizden bunlardan konuşuyoruz. Yani üç noktayı konuşuyoruz şu anda hala arkadaşlar. Biz bunu yanımıza getirip yapmak ister miyiz diyor aslında Thomas da burada Anna'ya. Anna diyor ki ich denke ve Es würde gern grillen demiş. Yani burada diyor ki ben şey yapmayı düşünüyorum. Bizim yapabileceğimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum şeklinde işte grillen, mangal yapmamızı düşünüyorum. Ich würde gern grillen. Ben mangal yapmayı seviyorum şeklinde bir ben seviyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir cümle gördüğünüzde direkt würde gern'i gördüğünüzde seviyorum anlamına gelir. Ich mag Grillen demek yerine artık A1 seviyesinde konuşmak yerine ben artık B1 seviyesinde konuşmam gerekiyor. Ich würde gern grillen şeklinde yaparım. İstemek anlamına gelir. Sevmek anlamına gelir. Bu anlamlara geliyor. Ben işte bunu yapmak istiyorum. Ben bunu seviyorum şeklinde bir cümlemiz var. Thomas da okay, dann nehme ich die Kohle mit und kaufe Fleisch diyor. Ha, şimdi de burada yine yiyecek olarak neler alacağımızı konuşacağız. Çünkü biz artık neye karar verdik? Bir mangal yapmaya karar verdik. O zaman bu sefer de yiyeceğimizi de konuşmamız gerekiyor. Direkt hani noktaları olduğu gibi tak 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 sıra sıra vermeyeceğiz arkadaşlar. Birazcık da olay kurgulamamız da gerekiyor burada. Olduğu gibi tıpkı. Yani evet grillin yaptık. Bu bir olay kurgulama. Ama aynı zamanda ben şimdi evet grillin yapacağım ama yanında da bir şeyler almam lazım benim burada. O da işte diyor ki dann nehme ich die Kohle mit und kaufe Fleisch. O halde ben de yanımda kohle arkadaşlar kömür ve getiririm ve kaufe Fleisch derken de et satın alırım diyor. Fleisch et demektir. Anna da sehr gut. Çok iyi diyor. Und ich kümmere mich um die Getränke. Was trinkst du gern? Diyor şimdi. Bu sefer de yiyecek bitti, içeceğe geçiyor. Hala bir kurgu var burada, olay kurgusu. Konuşabildiğimizi gösterebilmek adına. Hani direkt orada az önce ilk girişte gösterdiğim noktalar vardı ya size. İşte wohin, ondan sonra was machen, işte was mitbringen. Bunları direkt söylemek yerine arkadaşlar ardı ardına biraz olay kurgulamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz de gerekiyor bizim arkadaşlar. Çok dikkat. Olay kurgulayabilmek çok önemli. Bazı kalıplar var. Her biri için değişiyor bu kalıplar. Her bir konu için değişiyor. Mesela bugün Ausflug yapıyoruz. Ama örnek veriyorum. Bir sonraki derste de mesela Party machen ya da işte Feier machen şeklinde ya da Feiern ya da Prüfung feiern. Bunları kutlama yapabiliriz mesela. Orada da yine kalıp cümleler değişecek. Burada olduğu gibi.
Evet, kohle ne demekmiş? Kömür demekmiş. Kömür yanında getirebilirim ve kaufen neydi? Satın almak demekti. Et satın alırım diyor arkadaşımız burada bize. Burada her şey çok güzel. Anna çok iyi diyor. Und ich kümmerimmiş. Um die Getränke. Arkadaşlar burada sich kümmern ilgilenmek anlamına gelir. Sich kümmern dönüşlü bir fiildir. Yani ilgilenmek anlamına, bir şeyle ilgilenmek daha doğrusu bu anlamlara geliyor. Ben içecekle ilgilenirim diyor bana Anna. Was trinkst du gern? Sen ne içmeyi seviyorsun? Şeklinde bir soru soruyor bu sefer de arkadaşına. Buradaki gern de bir işi severek yapmak, bir işi severek icra etmek bu anlamlara geliyor. O da diyor ki sen ne içmeyi seversin şeklinde bir cümle kullanıyor. Bakalım Thomas ne içmeyi seviyormuş. Thomas diyor ki ich hätte gern Entschuldigung, ich hätte gern Cola diyor. Ben kola içmeyi severim diyor burada arkadaşımız ya da kola içmek istiyorum. Ich hätte gern istemek, ben istiyorum demek ich hätte gern. Hätte gern sevmek, istemek anlamına gelir. Tıpkı würde gern gibidir arkadaşlar. Ich hätte gern Cola, ben kola içmek istiyorum. Anna okay, ich erledige das diyor. Ben bununla ilgilenirim. Erledigen, üstlenmek, ilgilenmek daha doğrusu arkadaşlar yine. Bu görevi yerine getirmek anlamlarına geliyor. Ich erledige das dediğimde de ben bununla ilgilenirim demiş oluyorum. Thomas ne diyor? Und dann sollen wir noch über den Termin sprechen diyor. O halde diyor, biz diyor, randevu hakkında konuşalım mı? Sollen wir noch über den Termin sprechen? O halde biz randevu hakkında konuşalım mı? Şeklinde bir soru yöneltiyor Anna'ya. Anna da stimmt, olur diyor. Thomas da diyor ki, wann wollen wir uns treffen diyor. Biz ne zaman görüşeceğiz? Ne zaman görüşürüz? Şeklinde ya da ne zaman görüşelim şeklinde bir cümleyle soru sormuş oluyor. Wann wollen wir uns treffen diyor. Daha sonra ardından Anna sollen wir uns um 10 Uhr am Samstag treffen diyor arkadaşlar. Burada da Anna cevap veriyor Thomas'a. Diyor ki biz diyor saat 10'da cumartesi günü görüşebilir miyiz? Görüşelim mi? Şeklinde bir cümlemiz var yine bizim burada. Yani saatini de veriyor, gününü de aynı zamanda veriyor. Buna da dikkat arkadaşlar. Bir cümle içerisinde iki tane zaman varsa, birisi saat, birisi günse burada olduğu gibi saat her zaman günden önce kullanılır. Daha sonra gün kavramını kullanırız burada arkadaşlar. Gün kelimesini yani amzamstak günü kullanırız. Saat her zaman zamandan önce gelir, günden önce gelir. Bunu unutmayalım. Thomas da diyor ki ya das passt mir zu. Evet bu bana uyuyor şeklinde bir cümle. Ya da es passt mir zu da diyebilirim. Bu bana uyuyor demektir. Aslında bu da yine bir kalıp cümlemizdir bizim arkadaşlar. Ve her konuya uyarlanabilir yine. Terk bir etvas planındaki her konuya uyarlanabilir. Das passt mir zu, o da es passt mir zu. Bana uygun, bana uyar şeklinde bir cümlemizdir. Anne diyor ki wo treffen wir uns? Biz nerede görüşeceğiz şeklinde bir cümle soruyor bu sefer anlatamazı. Artık görüşmeyi planlıyorum. Görüşme kısmını var ya Treffpunkt. Tam oraya geldim arkadaşlar. Fark ettiyseniz normalde yukarıda bize ne vermedi? Onu bir gösterelim. Şöyle Treffpunkt'tan önce wann treffen sorusunu vermedi. Yani nerede görüşeceğiz demedi. Ne zaman görüşeceğiz demedi. Nerede görüşeceğimizi sordu. Ama sağ olsun burada arkadaşlarımız ne konusunda da girdi? Zaman konusunda, görüşme zamanı konusuna da girdi. Neden? Çünkü biz konuşabildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden. Evet, daha sonra ardından tabii ki Treffpunkt'a girdi. Wo treffen wir uns? Wo zaten nerede sorusuydu. Biz nerede görüşelim? Nerede görüşeceğiz? Şeklinde bir sorumuz. Thomas da diyor ki, ich denke, wir sollen uns vom Bahnhof treffen diyor. Ben düşünüyorum bizim Bahnhof'un önünde yani tren istasyonunun önünde görüşebileceğimizi düşünüyorum. Soru işareti.
Görüşelim mi? Hı? Yapıyor. Anna okey es pas mia tu diyor. Yani burada das demek yerine es kullandı. Das ve es arkadaşlar bazen birbirlerine burada olduğu gibi denk düşebiliyorlar. Es pas mia tu. Tschüss. Max gut diyor ve olayı kapatıyor. Okey bana uyuyor. Hoşça kal. Kendine iyi bak diyor. Max gut kendine iyi bak demektir arkadaşlar. Thomas da pass auf dich auf diyor. Yine pass auf dich auf da kendine iyi bak. Sen kendine iyi bak anlamına gelmektedir. Yine bir kalıptır bu da Max Gut gibi. Kendine iyi bak diyor. Tschüss diyor. Hoşça kal diyor. Bay bay diyor. Olayı kapatıyor arkadaşlar. Bizim burada bilmemiz gereken işte das pass mir zu, işte es pass mir zu gibi kalıpların kullanılacak olması. Yine aynı zamanda burada az önce when bağlacını kullandık. Bazen ikili bağlaçlar da kullanabiliriz mesela. Bunların kullanılacak olması gibi gibi. Yani mesela ben burada şu şekilde de diyebilirdim. Denleme is şöyle. Sowohl sowohl bağlacını da kullanabilirdim. Sowohl die Kohle als auch. Doğru mu yazdık? As au flash mitte diyebilirdim. Yani ben yanında hem kömürü hem de eti getiririm şeklinde bir cümle de kullanabilirdim. Sowohl als auch gibi ikili bağlaçlar. Entweder oder ya da whether no gibi bu tarz ikili bağlaçlara şeklinde kullanmaya önem gösterdim arkadaşlar. Ya da while, when, weshalb, ich denke das, ich finde das. Bunları kullanımlarına özen gösterelim. Neden? Çünkü bunları kullanınca işin içine renk katmış oluyoruz. Dili daha böyle renkli bir hale getiriyoruz ve dili kullanabildiğimizi göstermiş oluyoruz aslında bir yerde. Ya da efendime söyleyeyim burada olduğu gibi dönüşlü fiiller. Und ich kümmere mich mesela. Sich kümmern kullandık. Dönüşlü fiillerin kullanımları. Bunlar önemlidir. Gramatik açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar bizim. Ya da efendime söyleyeyim bu ich hätte gern, ich möchte demek yerine ich hätte gern, ich würde gern kalıplarını kullanmamız B1'de artık. Bunları kullanmamız önemlidir. Çünkü B1'iz artık arkadaşlar. Daha farklı bir yolla bunları söyleyebiliriz B1 seviyesinde. Neden? Efendime söyleyeyim. Daha bu tarz işte gramatik kurallara dikkat edelim. Aynı zamanda kalıplara da yine kullanımına dikkat edelim. Olabildiğince özgün olmak tabii ki de her zaman iyidir sınavda arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Olabildiğince özgün olalım. Kendimize has olalım. Çünkü bu dili daha iyi, daha güzel kullanabildiğimizi, dili öğrenebildiğimizi göstermiş oluruz özgün olunca. Bu şekilde ilerleyelim. Kalıplarda da yine dediğim gibi her konuda farklı farklı kalıplar gelmektedir karşımıza. Bazılarının hepsini uyarlayabiliyoruz. Hast du eine Idee gibi ya da hast du andere Idee gibi ya da warum hast du gefragt gibi. Bazılarının hepsini uyarlayabiliyoruz ama bazılarını uyarlayamıyoruz arkadaşlar maalesef hepsine. Burada olduğu gibi Möchtest du einen Ausflug machen? Ausflug machen direkt Ausflugmachen konusuna girer. Bunlar konu konu ayrılıyor içerisinde arkadaşlar. Hani bunların sadece ve sadece işte ich möchte einen Ausflugmachen. Bunları ben mesela sadece ve sadece arkadaşlar Ausflugmachen konusunda kullanabilirim. Ama hast du Zeit für nächstes Wochenende derken eğer ki benim situasyonum yani durumum burada olduğu gibi Wochenende ile geçiyorsa hafta sonuyla geçiyorsa onu da kullanabilirim. Ama situasyona dikkat etmem gerekiyor burada. Yani verilen zamana dikkat edeceğim. Verilen görevlere dikkat edeceğim. Ve aynı zamanda olayı iyi kurgulayacağım. Bağlamı iyi oturtacağım. Birbirlerine çok iyi bağlamam lazım olayları tek tek. Giriş gelişme sonuç şeklinde. Mesela ben az önce sizlere anlatırken dedim ki van wohin was machen. Sıra ardı ardına söylemedim. Neden bu şekilde yapmadım? Çünkü olay kurgulamam önemli olan zaten. Burada bir plan oluşturuyorum karşımdaki kişiyle çünkü ben arkadaşlar. Bu yüzden bunu bu şekilde yapmamamız gerekiyor. Evet, onun dışında connectives var kullanabilirim. Relative thoughts kullanabilirim konuşmada. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Sorusu olan arkadaşlar var mı?
Hemen alayım. Varsa eğer ki sorular. Kimsenin sorusu yok sanırım. Bir tane geldi galiba. B1 diskusyon yapar mıyız? B1 diskusyon yaparız tabii ki de. Neden olmasın? Çok da güzel olur Sinan. Aslı, aklımdasın. Unutmadım seni. Yapacağız, söz veriyorum. B2 tarihi var. Tamam. Aklımdasın. Bir dahaki o şekilde. Arkadaşlar dersleriniz evet kaydediliyor. Maşallah. Çok güzel sorular geliyor. B1 Etvas planına ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa eğer ki arkadaşlar tekrardan dönebiliriz tabii ki de. Tamamdır. Şimdi tekrardan geri dönüş yapıyorum arkadaşlar diyalog kısmına. Şöyle ki buradan başlayalım. Şimdi bizlerden istenilen şey durum arkadaşlar. Die Situation. Durum. Am Wochenende ist schönes Wetter demiş. Yani hafta sonu hava güzel olacak diyor. Sie möchten einen Ausflug machen. Siz bir gezi yapmak istiyorsunuz. Ausflug machen, gezi yapmak demektir arkadaşlar. Ve dediğim gibi Tag B aynı kısmında, planın kısmında biz konuları ayırıyoruz. Dediğim gibi burada Ausflug machen yapacağız. Şimdi burada Aufgabe görevler demek. Siz birlikte Ausflug planlayın diyor. Yani Ausflug dediğim şey bir gezi planlayın demiş bize. Wann, ne zaman? Wohin, nereye? Was machen, ne yapılacak? Was mitbringen, beraberinde ne alıp götürülecek? Treffpunkt, buluşma noktası. Und wer kommt hier? Kommt mit, Entschuldigung, kommt mit. Kimle birlikte gidilecek şeklinde bir cümle. Şimdi burada Thomas diyor ki Hallo, wie geht's dir? Şimdi biz konuşmaya başlarken Türkçe'de kendi dilimizde olduğu gibi de nasılsın, ne haber falan diyoruz değil mi? Almanca'da da öyle. Merhaba Anna, wie geht's dir? Nasılsın? Wie geht's dir? Nasılsın demektir arkadaşlar. Anna da Hallo Thomas, mir geht es gut und dir? Diye şeklinde bir cevap veriyor. Merhaba Thomas, ben iyiyim. Peki sen diye arkadaşını soruyor bu sefer. Diyalog giriş yapıyor. Thomas, sehr gut, danke. Am Wochenende soll das Wetter so schön werden demiş. Yani diyor ki hafta sonu hava çok güzel olacak diyor burada arkadaşımız. Hafta sonundan bahsettiği için situasyon kısmında. Hast du lust einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? Hast du lust arkadaşlar, möchten'ın yerine kullanılmış bir fiildir. Lust haben, istemek, keyfi olmak, hevesi olmak bu anlamlara gelir. Hatta direkt istemek diyebiliriz biz buna. İster misin sen bir gezi yapmak? Neyle? Bisikletle. Farhat'ta bisiklet ile diyor burada arkadaşlar. Mit ile birlikte demek, yapmak demek. Anna, eine Fahrrad Ausflug gerne diyor. Bir bisiklet turu harika işte falan uyar diyor burada gerne derken. Daha sonra ardından wohin wollen wir fahren diyor. Biz nereye gitmek istiyoruz diyor. Burada artık wohin'e girdi. Şurada wohin'i konuşmamızı istiyordu zaten. Van'dan önce wohin'e girdik biz. Şimdi bakalım tekrardan wohin ne zaman gitmek istiyoruz diyor. Hast du eine Idee? Bir fikrin var mı? Hast du eine Idee arkadaşlar? Burada bir kalıp cümle. Bunu unutmayalım. Hast du eine Idee? Bir kalıp cümle. Bir fikrin var mı demek. Hatta bunu Ausflug machen kısmını geçtim. Diğer konularda da karşımızda görebiliriz. Yani diğer konularda da kullanabiliriz biz.
Hast du eine Idee? Bir fikrin var mı? Daha sonra Thomas da diyor ki wir könnten nach Kremsmünster fahren. Yani biz Kremsmünster'ya gidebiliriz diyor. Anna diyor ki das ist ganz weit. Bu oldukça uzak. Weit uzak, ganz oldukça demek. Das ist ganz weit. Bu oldukça uzak demiş bana. Burada aslında Anna'nın yapmak istediği şey olayı birazcık daha uzatmak. Neden? Çünkü konuşabildiğimizi gösterip olayı kurgulamamız gerekiyor. Yani zıt bir görüşle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir yerde de arkadaşımıza ya da partnerimize karşı. Hani bu oldukça uzak şeklinde bir cevap veriyor. Thomas da diyor ki ya du hast recht. Evet haklısın. Lass uns zum Altersee fahren diyor. O halde Alterzi'ye gidelim diyor. Alterzi burada yine yer ismi arkadaşlar. Anna das ist auch eine gute Idee diyor. Bu iyi bir fikir. Bakın mesela das ist eine gute Idee. Bu iyi bir fikir. Yine arkadaşlar bu da aslında bizim kalıp bir cümlemizdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar biz bunu diğer konularda da uyarlayabiliriz, kullanabiliriz. Das ist auch eine gute Idee cümlesini. Bu da iyi bir fikir diyor. Das sind wir in der Natur. Und es ist schön diyor. Biz diyor doğada olacağız diyor. Ve bu güzel demiş burada bana da. Thomas da diyor ki und wenn das Wetter schön ist, dann kann man da auch grillen oder etwas spielen diyor. Heh, şimdi de buraya geçelim. Bağlaç kullanımı var arkadaşlar. Bağlaç kullanımına dikkat. When burada bir bağlaçtır. Eğer anlamına gelir ve konuşurken ya da yazmada bizim kullanmamız gereken şeylerden bir tanesidir. Ve eğer anlamına geliyor. Eğer hava güzel olursa ve fiili sona atıyor. Kurarken cümleyi buna da dikkat. Eğer hava güzel olursa o halde ne yapabiliriz? Mangal da yapabiliriz diyor mesela. Bir şeyler de oynayabiliriz diyor. Anna da diyor ki ja, soll ich meinen Fußball mitnehmen diyor. Ben diyor yanımda diyor getireyim mi futbol topunu diyor. Mitnehmen neydi? Yanında beraberinde götürmek demekti. Mitbringen'la eş anlamı denk geliyordu. Daha sonra da Thomas diyor ki Wir pardon Entschuldigung atlamamış. Şöyle yapalım. Ja bitte, dann können wir dort etwas spielen diyor. Evet lütfen biz orada diyor topta yani bir şeyler oynayabiliriz diyor bana burada. Etwas'tan kastettiği şey bir şeyler anlamına geliyor. Anna und ich kann etwas zu essen mitbringen diyor. Yani ben bu sefer olayı uzatıyor Anna. Ben değil, Anna uzatıyor. Anna bu sefer olayı uzatıyor. Diyor ki yani yemek için de yanıma bir şeyler getirebilirim diyor. Yemeği konuşmaya başlıyor. Aslında bunu girmemize gerek yok ama neden? Bizim konuşabildiğimizi göstermemiz, cümle kurabildiğimizi göstermemiz gerekiyor burada. O yüzden olayı iyi kurgulamamız gerekiyor. Yemek için de bir şeyler getirebiliriz diyor. Thomas da diyor ki wollen wir grillen? O da wollen wir ein Picknick machen diyor. Arkadaşlar genel hatta zaten şunu da söyleyeyim. Wollen wir da aslında burada bir kalıptı. Wollen wir grillen? Ausflug machen için. Ya da işte grill machen da vardır mangal yapmak yine. Onun için de yine aynı şekilde geçerli bir kalıptır. Wollen wir grillen? Yani mangal yapmak ister miyiz? Barbekü yapmak ister miyiz? Şeklinde bir kalıptır. O da wollen wir ein Picknick machen? Biz bir piknik yapmak ister miyiz? Şeklinde cümlelerimiz var. Anna da diyor ki ich denke wir grillen. Hani şey yapmayı düşünüyorum diyor. Grillen yapmayı düşünüyorum diyor. Mangal yapmayı düşünüyorum diyor. Ich würde gern grillen. Şimdi ben burada ich möchte grillen demek yerine yani ben mangal yapmak istiyorum möchten'ı kullanmak yerine würde gern'i kullandım. Neden? Çünkü B1 olduğumu göstermem gerekiyor. Farklı bir şekilde ifade ediyorum. Benim seviyem artık arttı çünkü A1 değilim ben artık. B1'im. Bu yüzden ich würde gern grillen şeklinde söyledi. Würde gern'i kullanmış oldu burada. Thomas, okay, dann nehme ich sowohl die Kohle als auch Fleisch mit. Az önce mesela burada O da ile birlikte kullanmıştı. A1 bağlacına giriyordu. Ama o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama burada sowohl als auch daha hoş durdu. Ben değiştirdikten sonra. Sowohl als auch hem de ve B1 bağlacıdır. Hem de anlamına gelir. Dann nehme ich sowohl die Kohle als auch Fleisch mit. O halde ben ne yapacakmışım? Yanımda hem kömür hem de als auch hem de. Hem de et getiririm diyor.
Anna uygun görüyor bunu. Sehr gut, çok iyi. Und ich kümmere mich um die Getränke diyor. Arkadaşlar burada da kümmern, sich, kümmern, Sich kümmern arkadaşlar. Hatta şöyle şuraya bir yazalım. Sich. Salmayacağım sizi bugün. Sich kümmern bir şeyle ilgilenmek anlamına gelir. Bir şeyle ilgilenmek demektir. Anlamına gelir. Burada da ich kümmere mich die Getränke diyor. İçeceklerle ben ilgilenirim diyor. Ve dönüşlü bir fiildir kümmern arkadaşlar. Bu tarz gramatik kuralları da konuşurken kullanmamız gerekiyor. Was trinkst du gern? Diyor ardından arkadaşa Anna arkadaşına. Ne içmek istersin? Ne içmeyi seversin? Daha doğrusu bunu soruyor. Daha sonra ardından inelim aşağıya. Thomas, ich hätte gern Cola. Ich möchte Kola demek yerine, yani kola içmek istiyorum mu? Merton'la kullanmak yerine yine Hettegen'le kullandı. Kola içmek istiyorum dedi. Hettegen yine istemek anlamına geliyor burada. Anna, okey, ich herledige das. Ben bununla ilgilenirim, bunu göz önünde bulundururum anlamlarına geliyor. Erledigen arkadaşlar yine ilgilenmek anlamına gelmektedir. Aslında ich erledige das da yine gerek B1 gerek B2 konuşma sınavlarında olsun kullanılan bir kalıptır ve sadece arkadaşlar Ausflugmachen için geçerli değil. Genel olarak yine bütün konularımızda da kullanılabilir. Yine bir kalıp, hatta maymuncuk diyorum ben onlara arkadaşlar. Kurtarıcıdır sizi bu tarz kelimeler, cümleler. Ich erledige das. Ben ilgilenirim diyor yine. Thomas, und dann sollen wir noch über den Termin sprechen diyor. Yani artık bu sefer randevu hakkında konuşalım mı diye soruyor. Anna da stimmt, olur diyor. Thomas, wann wollen wir uns treffen? Aslında arkadaşlar eğer ki bir görüşme söz konusuysa bu da yine bir kalıptır. Wann wollen wir uns treffen? Biz ne zaman görüşmek isteriz şeklinde. Yine bir görüşme söz konusuysa ne zaman görüşeceğimizi karşımızdaki kişiye sormak isterken kalıp olarak wann wollen wir uns treffen'ı kullanabiliriz. Biz ne zaman görüşmek isteriz demiş oluyoruz burada da. Daha sonra ardından Anna saati ve günü veriyor. Sollen wir uns 10 Uhr am Samstag treffen diyor. Yani saat 10'da cumartesi günü görüşelim mi şeklinde bir cümle söylüyor. Arkadaşına soruyor. 10 Uhr arkadaşlar saat 10'da am Samstag cumartesi günü anlamına geliyor. Eğer ki ben cümle içerisinde saat ve gün kullanacaksam tek bir cümle içerisinde saat günden önce kullanılır. Burada olduğu gibi. Saat önce kullanıldı, gün sonrasında geldi Samstag. Thomas, ja, das passt mir zu diyor. Evet, bana uyuyor diyor. Das passt mir zu, bana uygun, bana uyuyor demektir. Ve arkadaşlar unutmayalım, bu da yine bir kalıp cümledir. Bunu da yine Ausflugmachen dışında biz kullanabiliriz. Diğer konulara da uyarlayabiliriz. Yine kurtarıcıdır, bana uyuyor derken. Anna daha sonra wo treffen wir uns diye soruyor. Biz nerede görüşelim diyor. Thomas, ich denke wir sollen uns vom Bahnhof treffen diyor. Yani burada da Thomas diyor ki artık arkadaşına ben tren istasyonunun önünde buluşmayı, görüşmeyi düşünüyorum diyor. Burada Thomas. Anna da okay, es passt mir zu diyor. Bana uyuyor. Şimdi das passt mir zu, es passt mir zu. İkisi de aynı anlama geliyor ve ikisi de yine kalıp. Es passt mir zu da arkadaşlar kalıptır burada. Daha sonra tschüss, Max gut diyor Anna. Görüşürüz, kendine iyi bak. Max gut, kendine iyi bak demektir. Bitirirken bu şekilde bitirebiliriz. Thomas da pass auf dich auf diyor. Yine kendine iyi bak kalıbıdır arkadaşlar. Bu kalıbı da kullanabiliriz biz bitirirken cümleyi. Kendine iyi bak. Sen kendine iyi bak anlamına gelir. Pass auf dich auf da. Tschüss diyor. Görüşürüz diyor. Olayı bitiriyor arkadaşlar. Burada. Evet.
Hatta şurada ben bir şey daha eklemek istiyorum sizlere. Şurada Thomas'ın cümlesine bir bakalım. Ich denke, wir sollen uns vom Bahnhof treffen demiş, değil mi? Biz görüşür müyüz şeklinde, nerede, tren istasyonunun önünde görüşürüz şeklinde bir soru var. Arkadaşımız karşılık olarak bana uyar diyor ya direkt. Uzatmak adına Thomas şu şekilde de söyleyebilir. Yine kalıptır. Pas dir zu. Sana uyuyor mu şeklinde karşımdaki kişiye bu şekilde bir soru da yöneltebilirim ben arkadaşlar. Pas est ya zu. Bu da yine bir kalıptır ve bütün konulara uyarlanabilir. Sana uyuyor mu? Pas est ya zu şeklinde yapıyoruz bunu da. Evet, aklımıza takılan başka şeyler var mı acaba? Bakalım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sizleri çok zevkle ders anlatıyorum valla. İyi ki varsınız hepiniz. Bir tane mesajımız geldi galiba. Rica ederim, ne demek? Evet. Sorular geliyor. Arkadaşlar, etkinlik dersi olarak geçiyor dersimiz. Online etkinlik olarak geçiyor. Dersler açıkçası biraz programa göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama 2 haftadan beri çarşamba şeklinde götürüyoruz. Duruma göre değişkenlik gösteriyor. Sadece şöyle söyleyeyim. Yine Telegram kanalımızdan vesaire falan paylaşım yapıyoruz. Link paylaşımını yapıyoruz dersle ilgili. Oradan takipte kalabilirsiniz bizlere. Genellikle akşam saatlerinde oluyor. Onu da söyleyebilirim. 7 ve 7'den sonrası için. Başka sorusu olan var mı? Yavaş yavaş herkes kaçıyor yalnız. Arkadaşlar, konuşma diyaloğunu alabilir miyiz şeklinde bir soru gördüm. Şöyle ki, konuşma diyaloğunu PDF şeklinde yine Telegram kanalımızdan da paylaşırız. Instagram sayfamızdan da yine aynı şekilde paylaşırız. Sınav kampı, aynı zamanda Almanca Telk Göte şeklinde takipte kalırsanız. Eğer ki oralardan paylaşımlar yapıyoruz zaten. Gerek eski videoların linkleri olsun, gerekse diyalog ya da işte PDF şeklinde bu diyaloglarımızın paylaşımları olsun. Bu şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Başka sorusu olan var mı peki? Okay. O halde sanırım soru yok başka arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın, cici davransın. Görüşürüz. Tschüssi.